dayı. Konu arayanda mı gördün? Üniversite sonuçlarını getirdim. Hadi kaldırın ahaliyi. Başımı iyi isterim ona göre. Evde iki çocuk varmış. Aa, hemen Zeynep Hanım'a haber vereyim. Postacı geldi. Üniversite sonuçları gelmiş. Hemen herkesi uyandır. Zeynep, postacı gelmiş. Üniversite sonuçlarını getirmiş. Dilar abla, postacı. Sümbül anne, postacı gelmiş. Kazandın mı? Puanın iyi gibi. Ver bakayım. Dur ben de bakayım. Üniversite sınav sonucu. Aa, çok ne, iyi ya. Bu da iyi mi? Ne? Bak bak. Ver bakayım. Yine de bakalım. İyidir inşallah. Ne? Olamaz. He. Adama bak ya. Ne oluyor, bana da anlatın. Yırttık yenge, yırttık. Bak şimdi. Bir tane kitapçık gelecek. Ondan tercih yapacağız. Ama bu puanlara göre büyük bir ihtimalle istediğimiz yere gireceğiz. Hele Salih. Ya Salih acaba Türkiye birincisi falan mı oldu? Ya? Ne oluyor ya? Bu ne gürültü? Ay, puanlar geldi oğlum. Kazandın mı kız? Galiba. Tercihlerden sonra belli olacak ama kazandım galiba. Aa, Salih'i arayalım. Abi, Salih acayip bir puan almış. Hadi ya. Vay be. Tebrik ederim. Bekir, bak bak şuna bak. Aferin oğlum. Hemen haber vereyim. Telefon çalışmıyor ya. Aa. Ben gider getiririm şimdi onu. Bu puan çok iyi ha Zeynep. Ya Fatma abla, ne diyorsun sen? İsterse tıbba falan gidebilir. Aman istemem. Doktor olmaz. 10 sene okuyacak. Ne okusun istiyorsun sen Fatma? Ne bileyim. Çabucak başını kurtaracak bir şey olsun. Ver. Kadehler nerede? Onda. Buyur abla. Hadi Asya, şunu arabaya götür. Ne oluyor kız? Nereye gidiyor bu? Sana bu bilgiyi veremem, gizli. İyi, çekil. Acık ısrar etsene be. Ne meraksız karısın? Sırık ortakları gelmiş. Bu da otele yemek götürüyor. Adamla piknik yapacaklarmış, şaraplı maraplı. Niye kız? Niyesini sen bil artık. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Deseler de sen inanma. Neresinden geçer kız Dicle? Kardeşine de öğretiversene. Sen kızsın, sana söyleyemem. Memo gözünü açtım diye canımı okur sonra. Salih geldi. Allah'ım yarabbim. Buyur şu kadar. Gel kızım, gel. Bir daha öpeyim. Akıllı oğlum benim. Doktor bey, tebrik ederiz. Ne okuyacaksın Salih? Aferin ya. Bakalım, çeşitli teklifleri değerlendireceğiz abi. Benim belli. İstanbul civarında herhangi bir şey olabilir. Bana kalırsa sen avukat ol.
Sırf Karadağların işiyle köşeye dönersin. Gene Karadağların işlerini yapmaya devam ediyorsun baba ha? Üniversite mezunu nitelikli yanaşma. Avlunuzun avukatı Sayın Salih Öztoprak. Doğru söylüyor. Okuduktan sonra ne işi var bu Karadağlarla? Karışma sen, hadi işinize. Oğlum senin ne alıp veremediğin var bunlarla? Bir alıp veremediğim yok baba. Ben senden farklıyım. Farklı bir yaşam kuracağım o kadar. Ve benim kuracağım bu yaşamda senin Seymen Ağa'nla ilişkim... ...sadece arada uğrayıp kahvesini içmekten ibaret olacak. Elini öpüp emirlerini almak için yaşamayacağım. Biz öyle mi yaşıyoruz? Evet. Sen sadece kendi keyfin için hiç yaşadın mı? 24 saatin onların emrinde. Ağan yatmadan yatamıyorsun. Kalkmadan uyanıp bütün işlerini hallediyorsun. Kapını çekip işim bitti diye oturabiliyor musun? Hiç tatil yaptın mı? Baba bizim yemek masamız neden yok? Neden hep mutfakta yiyoruz? Annem hiç sadece senin ve benim için yemek pişirdi mi? Kendi çocuğunun bile sahibi değilsin. Bir seçim yapman gerektiğinde çocuğunu değil ağanı seçiyorsun. Ne alıp veremediğim olacak. Böyle önemsiz şeyler işte. Yaşamasını senden öğrenecektim bu yaştan sonra.